Fenerbahçe derbisinde taraftarla barışma maçı olacak demiş. Bir fırsat aslında Beşiktaş açısından. Her maç bir fırsat ama sonuçta şimdi önünde Maccabi maçı var. Maccabi maçını kaybediyorsun. Sonra bu maça geliyorsun. Bu maçı kazanamıyorsun. Tabii ki yani her öndeki maç bir kenetlenme maçı ama çocuklara diyecek bir şey yok. Hakikaten bir şey diyemem ben. Aynı bu söylediğim ortamlarda futbolcu olarak kendimi koyuyorum. Yani nasıl bir şey? Hoca benim suratıma bakmıyor. Bir anda çık oyna diyorlar ondan sonra. Ve hoca tabii ki hocayı getirenler esas suçlu da hoca yani hem suçlu hem güçlü oluyor. Alıyor tazminatını. Hadi eyvallah diyor. Bir de tazminatını verirken zorluyorsun. Yani az verin diyoruz. Şimdi hepsini alıyor ve gidiyor. Takır takır. Ha diyeceksin ki anlaşırken anlaşıyorsun. Alacak tabii adam parasını. Ya, ayrı da. Kesin ona bir şey diyemiyorsun ama yani biraz insan sorumlu olur bir takım üzerinde. Biz burada 10 gün tatil yapan bir hocayı nasıl konuşuruz ya? 5 gün tatil yapan bir takımı haftanın 2 günü mecburi izin yapan yani. Sonra da böyle koşuyor tabii işte. Tabii de çocuklar mecbur ya. Yani perşembe günleri idman yok. Kimse gelmiyor. İdman yok. Böyle bir ortamdasın. Pazartesi günü oynayanlar ter idmanı yapıyor. Ötekiler bir şey yapmıyor. Cumartesi günü bir ter idmanı yapıyor. İşte maçtan önce aslında değilim. Var ya senin anlattığından bir gerçek ortaya çıkıyor Ender. Fenerbahçe Hollandalı hocayla çalıştı, şampiyon olamadı. Beşiktaş çalıştı, olamadı. Galatasaray çalıştı, olamadı. Bu Hollandalılar bizim Türkiye'mize yaramıyor. Bir bazı de öyle Portekizler var, evet. Bugüne kadar diyorum ama şimdi Mourinho'yu bekliyoruz. Bilmiyoruz bugüne ama Portekizler çok belli hoca ölçüde geldi katkı sağlayanlar Jesus başta olmak üzere oldu yani. Oyuncu bu bazında var ama netice futbolcular olarak da oldu. Futbolcu Quaresma'dan tut da. Ya, futbolcu ekstrem yani doğru. Quaresma. Ama şampiyon hoca yok. Efendim Ali? Salih Uçan maçtan sonra çıkıp konuşmak zorlaşmaya başladı demiş. Taraftarlar çok üzgün, Beşiktaş sevdaları üzgün. Biz de üzülüyoruz, kayroluyoruz. Bu futbol kimseye yakışmıyor. Kim varsa bu işin içinde hepimiz sorumluyuz. Camiamız adına çok üzülüyorum demiş. Yani çok da söylenebilecek tabii söz yok. Beşiktaşlı futbol. Teknik ekip işi ne olacak? Serdar Topraktepe ile mi devam ederler? Bence. Sergen Hoca biraz mesafeli Sergen davranmış. Sergen Hoca ben dinledim. Hüseyin Yücel'e bu ortamda benim verebileceğim bir şey yok. Yani sen transfer yapmayı düşünüyor musun, düşünmüyor musun? Yani önünü açacak, ona ufku gösterecek bir şeyler olmadığı için Sergen Hoca diyor ki yani zor bir ortamdayız. Yani ben duydum. Pek de sıcak değil. Ha, gelişmeler ne olur? Burası Beşiktaş takımıdır. Gelişmeler ne olur bilmem ama şu aşamada bence de derbiye Serdar hocayla mı çıkar Beşiktaş? Bence %80 onunla çıkacak. Yani %80 onunla çıkacak. Bugün sonuçta zaten pazartesi. Değil mi? Ben şaşırmadım inşallah. Sonuçta cumartesi günü de derbi var. Bak sonuçta şu ortamda Serdar'la çıkmak da bana doğru geliyor. Bundan sonraki hedeflerin ne? Hedeflerin bu sene Kasım'da işte havlu atıldı. İki tarafa da bence. Avrupa'ya da ligede havlu atıldı. Bundan sonra artık zaten öyle bir ödeme harcamalar yaptın ki yeni gelen yönetim hani biz harcamadık falan deriz ama bayağı bir harcadınız. Şimdi gene Gökhan, harcamaya devam edersen şansı bitmiş değil ya. Yani bir şekilde bir zor hocam. Ya Avrupa'dır belki oraya tek bir ümit olarak oraya bakarsa oraya konsantre olursa. Kupa var onun için. Tabii canım. Ziraat Türkiye Kupası ya, Ziraat var. Türkiye evet. Kupası var zaten baktığın zaman onu söylüyorum. Yani hiçbir şeyde doğru. Avrupa'da şu var hocam. Avrupa'da oynayacaksın şu anda peki 24'de oynuyorsun. Bütün maçlar bitene kadar oynayacaksın. Ama önünde Maccabi yerseydin her türlü giderdin. Avrupa Kupası'nı. Puan olarak kaybetmedin diyor. Doğru ama çok avantaja geçeceğim bir maçı da kazanamadım. Baktığın zaman bundan sonra oynayacağın takımlar çok daha zorlu takım. Ama Avrupa Ligi deplasmanı var. Fenerbahçe derbisinden sonra. Adana Demirspor ve Alanya maçları, Rize maçı, Bodrum maçı, Samsun maçı. Avrupa'da Atletik Bilbao. İçeride Twente dışarıda öyle bitiyor. Yani Bodo Twente deplasman, Atletik Bilbao içeride. Bodo ile oynadın zaten. Bodo seni yendi. Twente çok zor bir deplasman bence Beşiktaş için. Bilbao da İspanya liginde yani o üç büyükleri saymazsan ondan sonra gelen takım Bilbao şu anda. Bu maçları saymak için bu fikstürü bir kere Beşiktaş'ın sağlıklı bir ortamda olması gerekir. Beşiktaş'ın şimdi, ne oynadığı önemli bu rakipler için. Oyun önemli ama Beşiktaş'ta iki tane çok önemli belirsizlik var. Bir, başkan yönetim böyle devam ediyor.
erken bir kongre kararı sonuçlara göre alınacak mı, alınmayacak mı? Böyle bir sıkıntı var. Veya Mayıs'a kadar gidilecek mi? İki, antrenör. Yani tamam Serdar, evet Beşiktaş'ın evladır, çalışır eder, o ayrı. Yani o da var. Şimdi bu kadar belirsizliklerin arasında Beşiktaş takımı zaten yarıştan kopmuş etmiş, tekrar yarışa sokmak, etmek, ayrı bir yönetim işi, ayrı bir teknik adam işi. Yani bu işler kolay değil. Hani sen bizim çocuğumuz için geçen seneki Beşiktaş'ın o ortamıyla bu oyuncular farklı. Bir avantajı var ama hocam. Geçen sene 1 milyon, 2 milyon euro verdiğin oyuncular, şimdi 10'ar milyon verdiğin oyuncular. Yönetmek bunları farklıdır. Mert çıkıyor bir yandan. Beşiktaş'ın bir avantajı şu. Hüseyin Yücel de, Mete Vardar da sorunları bilen, işin içinde bulunanlar. Çözüm üretmeleri daha kolay olmaz mı? Hocam daha önce niye çözüm? Sezon başından beri niye öğretmediler? Bir dakika. Bundan sonraki hamle için doğru adımları atmak adına söylüyorum. Yoksa takım hakikaten bitmiş. Bu takım onlar bir şey yapmayacak. Ama teknik adamı, alelacele bir teknik adam mı almak avantajlı? Yoksa bu süreyi zaten bitmişsin. Eldeki kendi insanın da sorunları bilen Serdar Topraktepe ile mi devam etmek? Ekonomik olarak da sıkıntım var. Ama gerek var mı? Reha Hoca'nın dediği çok güzel aslında. Yani hem yönetim yok, hem teknik adam yok. Bu çok kötü bir şey. Oyuncular doğru, için sorun darmadağınık bir durum. Sorun doğru yer, doğru tespit. Bu kaosun içinden çıkmak için Hüseyin Yücel şu anda Gökhan, öyle değil mi? Başkan. O başkanın o temsilcisi çıkacak. Evet, ben Mayıs'a kadar burada gideceğim. Hocamı da kendim seçeceğim. Buna Serdar Topraktepe olsa da dahil ben seçeceğim. Oyunculara tamam, bir doğru, güvence verecek. Doğru. Devre arası da biz gerekeni yapacağız diyecek. Ve ben onun için dedim ki Avrupa Beşiktaş'ın tutunabileceği iyi bir yer. Orada futbolcular kendilerini göstermek isterler. Bak orada takımı antrenmene gerek yok. Orada çünkü motive etmen yeterli. Motive etmene gerek yok. Avrupa oynayacaklar. Bu oyuncuların çoğu Avrupalı zaten. Yerli oyuncu, bir kaleci Mert var. Bir Salih var oynayan, değil mi? Bir de Semih var. Avrupalı oyuncular Avrupa'ya gitmek istiyorsa bu maçlarda kendini göstersinler artık yani. Hocam, o da Beşiktaş'ın menfaatine olur. Beşiktaş'ta diyoruz ki biz maçı konuşamıyoruz. Neden? İki aydır bu oyuncular para almıyor. Bir kere buraya gelen İşte onun için Hüseyin Yücel koyacak masaya. Hayır. Yani. İki aydır buraya gelen oyuncular para alamadığı zaman otomatikman senin tam borçsuzluk kağıdı yani. İki aydır para alamıyor. İki aydır para almıyorlar. Borçsuzluk kağıdı alman için bu oyunculara imza attırman lazım. UEFA'ya bildirmen lazım. Yarın bir gün daha büyük belalar bekliyor. Şimdi bakıyorsun yönetmemesi gerekenler Beşiktaş takımının futbol takımını yönetmişler. Yönetmesi gerekenleri dışarıda bırakmışlar. Odaya almamışlar. Hangi akıl abi? Bir bankacı takım yapar mı ya? Bankacı içeride Frider'le Van Broskot'ta takım yapıyorlar ha. Böyle bir şey var mı ya? Ne Frider'miş be abicim ya. Ya Frider hocam. Ya şey, inanılır gibi hocam, değil duyduklarım. Hocam, yani odaya almıyorlarsa hepimiz futbolun içinden geldik. Yaz kendi istifa edecek veya onları istifa edecek. Başkandan yazılı hocam. Başkan söylüyor. Başkan da onayı veriyor. Hayır anlamadın. O ben senin demek istediğini anlıyorum hocam. İstifa edeceksin o zaman. Yaptırımın yoksa, odaya almıyorsa birini, ya istifa edeceksin veya istifa ettireceksin. İki şıktan biridir. Peki. Oraya hiçbir şey olmamış gibi kapıyı kapatıp oradan tekrar dönüp arkanı gidemezsin. Bu işler o kadar kolay. Bir virgül kolay koyalım. Reklama yani, gidelim. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Maçların pozisyonları var. Özellikle Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyonlar fazla. Daha konuşacak konularımız da var. Perde arkasında bazı şeyler var. Hepsini konuşacağız ama bir 5 dakikalık aranın ardından.